Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda günler sonra biriyle beraberim. Kimle berabersin derseniz? Ben. Şimdi kakaolu kek tarifi yazdım maynete. Bu ben yokken kafayı yemiş, devamlı bir şeyler yapıyor. Demin geldim, börek yapmıştı. Aşkım sen onu yapamazsınız değil mi? Yapacağım. Hazır mısınız? Bak şimdi sayıyorum, dinle. 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı süt, 2 su bardağı un ama elenmiş diyor. Nasıl eleyeceğiz bilmiyorum. Alırız karşımıza konuşuruz. Özledin mi beni? Hayır. Özlemedim ya. 2 haftadır rahattım. Sokağa çıkma yasağı gelsin. Ben bunu görmek zorunda mıyım? Tamam, bu kadar yeter. Korona var işte bu. Kafayı yemiş bu. Eve bir geldim, börek yapıyor. İyi. Sen niye sessiz konuşuyorsun? Et. İyi olduğunu kabul et. Kabul et, iyi olduğunu böreğin. Nankörsün. Çok iyi olmuş aşkım. Ve hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Bu kekimden de yiyemezsin. Allah, ben ne yaptım şimdi? Böreğim nasıl olmuş? İyi olmuş dedim. Çok temiz yaptım. Benim kanalımda videosu var, izleyebilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama... Dur bir dakika dur. Onu söylemeden önce Şeyda'yla biz geçen hafta sokak hayvanlarını besledik. Evet, tamam, onu izleyin. O video çok az izlendi. Lütfen şimdi kartlardan o videoya gidin. O videoya bir like atın. Yorum atın. Hatta mümkünse önce o videoyu izleyin. Sonra bu videoya geri dönün. O videoyu bir izleyin. Evet, çünkü çok güzel video. Bir de şey diyeceğim. Yaptığım böreği ben ilk defa börek yaptığım için bir paket değil bir tepsi yaptım. Ama çok güzel oldu. Sonrasında güvenliklerime götürdüm. Dikkat et oraya. Ve güvenliklerim de dedi ki çok güzel olmuş dedi. Ben dedim ilk defa yaptığım için az yaptım. Bir daha dedim daha çok getirir. Onlar da bana dedi ki yok canım nasıl ilk defa yaptım. Dedim ki vallahi ilk defa yaptım. Çok güzel olmuş, çok sağ olun dediler. Ne zaman gideceksin? Aşk olsun. Bak ben 14 gündür evde. 14 gündür beni görmüyorsun. Gerçekten özlemini bu şekilde mi gideriyorsun? Korona var Burak. Korona var. Korona. Git şuradan. O zaman ne yapıyoruz? Kek yapacağız. Hemen yiyeceğiz mi? Peki hemen yapamayız ki. Yani yapacağız ama hemen yemeyeceğiz değil mi? Sen yemeyeceksin. Dur şimdi eşyaları çıkartalım. Çıkalım. Şimdi 3 tane yumurta. 1, 2, 3. Süt lazım. Arkadaşlar 14 gündür görmüyorum. Geldim yanına, dedim ki hayatım dedim. Ben geldim dedim. Börek yaptım, yer misin dedi. Böyle bir tepki olabilir mi ya? Ya insan bir der ki hayatım seni çok özlemişim. Gel bir kere sarılayım hayatım sana der. Çok özlemişim. Gel bir kere sarılayım. Gel bir kere öpeyim der. Hayatım seni çok özlemişim. Gel bir kere öpeyim. Hayatım seni çok özlemişim. Sarı. Gel bir kere öpeyim. Sarıl. Öp beni bir de. Ben de seni öpeyim mi? Öp. Ya yardım et! Neye yardım edeceğim ya? Bilmiyorum. Ben ne anlarım hayatım kek yapmaktan? Bana yardım et. Yardımını söylüyorum. Unu bulmak lazım. Neyi bulacağım? Unu indirsene bana bak üstte. Boyun mu yetmiyor? Evet. Bu mu? Evet. Çek onları kek yaparken. Un eleyebilir misin? Ney? Un eleyebilir misin? Nasıl eleniyor? Ne bileyim ben. Bak ben şimdi şunu yapayım. Yumurta kırarım ben. Tamam, yumurtaları ben kıracağım. Hı. Sen sonra onları... Dur ki burada şeker gülüm burada. Bak şimdi ben sana yumurta ve şekeri vereceğim. Sen bu kadar şeyi yiyemezsin ki, neden yapıyorsun? Yiyorum. Dur. Yumurta ve şekeri ilave ederek iyice çırpınız. Gel şimdi. Ne kadar şeker ama? Bakayım bir. 1,5 su bardağı şeker. Bence. Tamam, bu su bardağı değil hayatım. Su bardağı mı? Bu su bardağı mı? Ne bardağı? Su bardağı dediğin şudur. Nerede senin bardakların? Hangisi? Su bardağı dediğin şudur. Sende su bardağı yok. Bu su bardağı. Ha, o su bardağı olabilir hadi. Dur bakayım. Evet. Şu bir. Altında biraz daha vardı onun. Çok azıcık var. Olmamış olmaz. Çok şekerli olur ama. Tamam. 1,5. 3 adet yumurta. Ver ben kırarım bırak. Tamam 3 adet yumurta. Dur ama. Gücü bırak. Ellerimizi yıkadım. Yıkadım hayatım. Eve gelince yıkadım. Bir daha yıkamam ya. Bir daha yıkamam. Benim için ya. Durup elimi yıkayacağım ya. Allah Allah, yıkadım bir kere. Ne yapacağım, direkt içine mi kırayım? Evet. Çöp ver bana bir tane yumurta. Nereye atayım çöpleri? Bunun içine. Eğer bir düzgün kırama. Aa, bir şey diyeceğim Burak. Benim mikserim yok. Benim de yok. Miksersiz olur mu ki? Ne bileyim hayatım, ben kek yapmayayım. Bunu diyeyim. O zaman sen 2 saat böyle dırırırırıya çırpacaksın. Aha, çırparım işte. Çırpacaksın. Şimdi al bakalım. 3 tane oldu mu? Bunları ölümüne çırpman lazım. Sadece şeker ve yumurtayı mı çırpacaksın? İlk önce bunları bir çırpacağız. Sen karışma dedim işte. Sen çok karışıyorsun Burak ya. Olmaz. Böyle olmaz. Onları iyice ama 1-2 saat çırpacağım bakalım. Hı.
böyle kuvvetli, öyle kolay yok. Öyle basitçe kaçmak yok bakalım. Çıkıyor. Hayatım böyle olduğuna emin misin bunun ya? Evet öyle ya. Dur bunu yapıyoruz. Peki öyle gibi durmuyor çünkü bu bildiğin. Çırpma işlemine şeker ve yumurta be. Sen devam et. Böyle. Ne olacakmış ki? Devam et sen ona. Beyazlaşana kadar mı? Süt, sıvı yağ ve kakaoyu ekledikten sonra. Bak çırpamıyorsun. Bir ver ben sana göstereyim bak. Böyle çırp bakalım. Bak gördün mü? Kuvvetlice. Benim mikserim yok ya. Arkadaşlar bu olmayabilir bu kek. Onu söyleyeyim de size. Ya kakao yok. Kakao yoksa bunu boşuna çırpıyoruz şu an. Çırp var bende de. Yani bunun beyazlama ihtimali yok bence. Tamam sen çırpmaya devam et biraz daha. Ben kakaoyu nereye koydum ya? Aha buldum. Bu ne? Evet. Yani süt. Çok güzel. Dur bir sus. Şimdi kakaoyu ekleyeceğim. Doğru gittiğini denedin mi sen zaten? Evet. Bana pek doğru gibi gelmiyor çünkü. Yapacağız. Demine şeker, evet. Süt, sıvı yağ ve kakaoyu da karıştırmaya devam et. Emredersiniz hanımefendi. Elenmiş 2 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. Ve vanilya. Kakao biraz fazla mı geldi buna? Hayır, çırp. Neymiş bakayım? Bundan... Bak Burak, iyice karıştırıp uyduruktan karıştırıyorsun. Uyduruktan ha. Karıştırmıyorum hayatım, yapıyorum işte. Sallamasyon. Salla. Şimdi sen devam et bunu karıştırmaya. Ben şu anda beynimde kuruyorum bunu. Elenmiş 2 su bardağı un. Karışmadı Burak ya. Nasıl karışmadı? Böyle nasıl karıştı? Şöyle şu kenarlarını alır bir insan böyle yapar, tamam mı? Ondan sonra bak görüyor musun? İyice bunu karıştırsa bu kadar karıştıracaksın onu işte. Bu böyle bir şey. Git mikser al kendine bir tane o zaman. Yok. Onu yaptım ben. Tak devam et. Böyle bak zevkli böyle. Bak etrafına izle onu yaparken. Bir şeyler yap işte. Bak ben de bunu eliyorum, gördün mü? Anlat bakalım neler yaptın? Hiçbir şey yapmadım hayatımda. Vallahi bu oldu bence artık. Ya devam et hayatım, ben bunu yapana kadar devam et. Devir teslim yaptık, biraz daha devam ediyor. Şimdi anlat bakalım karantinalarda neler yaptın? Hep yattım, barbunya yedim. Alex ne yapıyor? İyi, o da su içiyor. Bora'yla karantina nasıldı? Çok iyi, müthiş. Gerçekten mi? Evet. Benle mi karantina, Bora'yla mı? Senle. Yalancı. Neden yalan söyleyeyim? Ben seni döverim ki. Sen çünkü her yeri dağıtırsın. Ama sana. İnsanlar yemek yaparken bir de şarkı söyler yanında. Bir şarkı söyle. Söyle hadi bir şarkı söyle. Bilmiyorum ki, sen söyle hiçbir şarkı. Ne söylemek istersin? Eğlenceli bir şey. Kuzu kuzuyu söyle. Hayır onu istemiyorum, çok eski. Birazcık düşüneceğim. Ben bugün bir tane şarkı söylüyordum. Neydi o ya? Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan. Seni çok sevse de. Her şeyi. Devam biraz söyle. Her şeyi. Ben de bilmiyorum ki. Ya mikserim nasıl yok benim ya? Git al bir tane kendine, böyle kek mi yapalım? Şimdi mi alayım? Şimdi mi gideyim? Korona var. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni. Hiç boşuna bekleme. Bekliyorsun görüyorum. Ama bir hafta safsın bekleme. İşte kuzu geldim. Yüreğim arasana. Komşularım uyuyor. Gerçekten mi? Canım açık çünkü. Vallahi burada. Çok utanıyorum. Ben geri kalmak istiyorum. Gerçekten.
bir şey mi oldu? Saat kaç şimdi? Ay rezalet, iğrenç ses. Diyor ki boşuna gitme. Ay inanmıyorum. Ne demiştir ki bu sesiyle? Bu sesiyle demiştir. Kafayı yemiş. Ama ne yapayım? 13 gündür karantinadayım. Ne yapabilirim? Bu arada üst kat vuruyorsa onlara buradan bir cevabım var. Ben her gün sizin tadilat sesinizi çektim. Tamam mı? Agresif. Ve bugün saat 9.30'da kim tadilat yapıyordu? Ben mi yapıyordum? Hayır, ben yapmıyordum. Siz yapıyordunuz, üst katımdakiler. Benim burada istediğim kadar telefonun başında söylemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben her gün turduğu seslerini dinledim. Peki. Bak bu güzel olmasa çok üzülürüm. Neden? Bak ben böyle yaparken çek. Mikser almam lazım. Mikser şeyde. Arkadaşlar ben böyle bir yarım saat bunu karıştıracağım. Çatalla karıştırsam yok, bana zor olur değil mi? Böyle işte ben de böyle hep kek yaparım. Börek yaptım, kek yaptım. Poğaça yapmak istiyorum, poğaça. Git başımdan. Sen hiçbir şeye yardım etmedin. Nasıl etmedim? Yarım saattir. Yarım saattir onu mikserliyorum, şey yapıyorum ya. Gerçekten nankör bir insansın ya. Ben bunun olduğunu sanacağım. Onu sordum ben sana demin. Çırpmaya devam et dedi. Çırpmaya devam. Al biraz ben çırpayım. Ay rezil oldum, inanmıyorum, ağlıyorum şu anda. Niye? Üst komşum dedi ki, Demir de demiştir kesin ne yapıyor bu gerizekalı diye. Alır. Keki falan boş ver vallahi, bak puding gibi oldu zaten. Devam et. Ver bunu, puding yap. Aynıdır ki onların tarifi. Tamam, seni bir vururum şimdi. Niye takım atıyorsun? Çalışmaya devam et. Zorla kek yaptırıyorum. Ya diyor ki bana 20 dakikada bitecek bu kek diyor. Evet. Arkadaşlar Allah'ınızı seversiniz, bir annenize babanıza sorun. 20 dakikada olan kek olur mu ya? Ne bileyim ben, ilk defa yaptım. Bunu insanlar mikserle bile böyle yarım saat karıştırıyor. Bu elle var ya 3,5 saat falan sürer. Tamam bırak bırak, hadi git. Hayır ben bunu hadi, yaparım. Hadi karantinaya girdim ben. Hadi ben karantinaya girdim. Bay bay. Olduğunu nereden anlayacağız? Ben şimdi ona bir bakacağım. Tadına bakılıyor mu? Tadına bakmak. Hayır bakma. Ne yapıyorsun? Şimdi borcamı güzelce temizliyorum. Çünkü tarifte borcamda yazın yapın diyor. Ama umarım öyledir yani, bilmiyorum. Aslında kek kalıbında var. Sence kek kalıbında mı yapalım, borcamda mı yapalım? Bence kek kalıbında mı yapsak acaba? Nasıl yapsak? Hiçbir fikrim yok hayatım. İnan bu konuya beni dahil etme. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Kek kalıbında yapalım. Çünkü daha havalı durur. Borcamı iptal. Ama borcamı yıkayayım hazır elimdeymişken. Ben kesin ona bir şey yaparım çünkü. Başka işim yok ki. Ne yapayım? Artık yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. Kedi kumu temizliyorum. Her gün kedi kumu iki kere. Yaradı sana bu karantina ama yemek yapmayı öğreniyorsun. Yemek yapmayı öğrenmiyorum. Barbunya yapmayı öğrensene bu süreçte. Hayır, istemiyorum barbunya yapmak. Neden? Çünkü sen benim kalbimi çok kırdın. Nasıl kırdın? Yaptığım barbunya değildi ki, ayardım senin daha önce. Güzeldi, ne meşhur bir ikinci barbunyaymış bu ya. Evet, aa, her yerde bunu anlatıyor ya. Artık daha fazla anlatmayacağım çünkü herkes biliyor ve ikincisinin çok güzel olduğunu da herkes biliyor. Kek kalıbını ilk defa kullanmam hakkında ne düşünüyorsun? 3 yıldır. Eve ilk çıktığımda almıştım. Onu sana ben almıştım. Sen mi aldın? Evet. Nasıl? Migros'tan. Gerçekten mi? Evet, sen gene böyle bir gün kek yapacağım diye tutturmuştun. Hatta evet. Annemi aramıştın. Sizde kek kalıbı var mı diye. Annem bende kalıyordu o zaman. O da Migros'ta satılıyor. Migros'ta satılıyordur demişti. Bizde yok demişti. Buranın evinde yok demişti. Sonra ama kek yapmadık. Sen galiba bir kere deneyecektin. Fırınım bozuktu senin. Aa, yazık bana. Hatırladın mı? Hatırladım. Şartel atmıştı. Evet. Ama artık düzeldi. Hafızam nasıl? İğrenç. Şaka şaka güzel. Arkadaşlar bu video birlikte öğreniyoruz serisinin videosu değil. Şu an Şeyda yapıyor. Keki ben sadece yardım ediyorum. Hiçbir şey yapmıyorsun. Şaka şaka yapıyor. Şimdi bunu bir yağlamamız lazımmış. Böyle böyle. Böyle birazcık bunun yağlanması lazımmış. Burak ama ne kadar dökeceğimizi bilmiyorum. Full dolduracaksın hayatım işte. Ha, kabarsın sonra ağzımın içine taşsın kek. Nasıl full yani hepsini dökeceğim mi? Ya ne bileyim ben ne kadar döküldüğünü. Ay, o zaman. Sen de doğru söyledin. Ben de bilmiyorum. Daha dökeyim bence. Dök bence de. Hepsini döksen ne olur ki? Ay hepsini dökmeyeyim. Bu kadar yeter mi sence? Hayatım da, yani şey değilim, ben master chef değilim. Nereden ama bileyim? Ama kabartma. Bence bu kadar yeter. Birazcık da kabarsa. Ay döktüm. Buraya gelse. Şöyle gelse. Ne kadar gelir ki ya? Matematik. Çok
azıcık daha dökmeye karar verdim. Bakayım. Evet evet, azıcık daha dökeceğiz. Ben şimdi bunu nereye koyacağım o zaman? En üstüne mi? Ay ama bunu en üstüne koyarsam en üstü yanar. Onun üstü kapanmayacak mı? Ha, kapanacak. Nasıl kapansın? Acilen koronanın bitmesi lazım. Vallahi bu kadar. Ay bence çok kötü oldu. Bence az var onun içinde ama neyse. Nasıl ya? Ama kabaracak. Arkadaşlar kapattım. Saat kaç? 23. 23.30'da alacağım. Ay Burak, birazcık bunun başına mı beklemem lazım? Burak ya, olur olur. Güzel olur. Şimdi neyi hazırlıyoruz? Çikolatalı sosu hazırlıyoruz. Paketin tamamını bir tencereye boşaltın ve üzerine 2,5 su bardağı süt ilave edin. Ver tencere, ver. Bunu al bakalım. Ver. Ben de 2,5 su bardağı. Nerede yapacağım onu? Ocakta. Şimdi ben sana tahta kaşıkla veriyorum. Sen bunun başını da karıştıracaksın. Ben de gidip arkada oturacağım. Aç istersen daha kolay İçinde olur. İçinde su yokken mi açayım? Evet. Yansın mı kakao? Evet yansın. Kakao yanar hayatım. Bu kadar mı süt koyacaksın? Hayır. Sadece? Ben de 10 gündür karantinadayım ama hiç bu toplara girmedim yani. Bence. Bir bakayım keke. Hiçbir şey olmamış. Isınıyor. Daha ayarını falan yok mu onun? Ayarını falan yaptım. Yaptım yaptım. Önceden de ısıttım hatta. Bakın burada ben börek yaptım. Bunun bununla karıştırıldığına emin misin? Tahta kaşıkla evet. Şöyle ver bakayım bir. Bırak bırak. Bırak, karışacak kaç, karışacak olacak. Üstada karışma. Burak yapacaksın. Yapıyorum aşkım zaten. Ama güzel olmazsa ben yemem. Şaka şaka yerim. Kek birazcık garip duruyor ama. Ne diyorsun? Hakkımızda hayırlısı diyorum. Tedirgin edici duruyor sanki kek. Hakkımızda hayırlısı olsun. Evet, kabarıyor. Tam koymuşum demek ki. Olacak. Burak da devam ediyor. Sonrasında bu çikolata sosu bunun üstüne dökeceğiz. Ne yapıyorsun DJ? DJ! Bücürü. Bücürü yalnız. Kekine bakabilir miyim? Ay bakayım. Aman Allah'ım, bunu ben mi yaptım? Çok beraber iyi. Yaptık. Saat kaç? Saate bakar mısın? Nankörsün ha. Saate bak. Yardım ettim sana o kadar. Saat 23.17. 13 dakika sonra alacağız. Yani süper bir matematiğin var senin. Hadi bunu yapayım. Korona öpücüğü yapalım mı? Bitmek üzere. Kekimi çek. Mutlu musun? Çok mutluyum ya. Başardığıma inanamıyorum ya. Karantina bana çok yaradı. Ama tırnaklarım yok. Derdine? Ne yapayım? Böyle ufak dertlerle uğraşmak istiyorum. Büyük dertlerle uğraşmak istemiyorum. Bu yüzden kafamı küçük dertlere yoruyorum ki. O koca kafanın içinde küçük dertlerim var ha. Kek olmak üzere çikolata sosu da oluyor. Ama bundan yıllar yıllar önce bir video çekmiştik Şeyda'yla. Sadece çok eski şey burcular bilir onu. Ve birlikte öğreniyoruz deyip kurabiye yapmıştık. O videoyu hatırlıyor musun? Evet, güzel olmuştu. Annemle babam tatmıştı evet. Ondan sonra. O videoyu hala izlemeyenler varsa da şuradan kartlar izleyebilir. Beni tanıyamazlar. Aynı zamanda beni var ya, beni tanıyamayacaksınız ha. Seni niye tanıyamazlar ya? Çok değişmişim. Dans videomuz nasıl? Instagram'a attım. Güzel. Romantik bir erkeğim. Şey bur. Şey bur. Kanyore. Devam ki. Ya Burak, elinin yüzüne sürmüyor. Bak yüzüm var ama şu an. Bebek gibiyim. Makyaj yapmıyorum kaç gündür. Bakar mısınız yüzümde kapatıcı hiçbir şey yok. Oo, kek de kabardı reis. Güzel mi? Hayatım, onu bakarak anlayamam da. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Doğuş Çabakçor abimizin, çocuklarının, kardeşlerimizin bakıcısı aynı bana benziyor. Bakın bunu siz fark ettiniz. Ben de Doğuş abiye söyledim. O da evet benziyor dedi. Hatta yan yana getirecek bizi falan. Bakın. Benziyoruz evet. Sizce benziyor muyuz? Yorumlara yazın. Seni de Azar Ergüçlü'ye benzetiyorlar. Sesini de benzetiyorlar biliyor musun konuşma Hayır. tarzını? Ciddiyim. Sinan söyledi geçen gün. Nasıl ya? Vurgulamaları, cümle bitişleri falan aynı şey daha dedi. Ben onu Hakan Muhafız'da izledim ama hiç fark etmedim. Bence tipimiz de belli anlarda benziyor. Mesela benim saçım kıvırcık ve açıkken andırıyoruz. Çok benzemiyoruz bence. Hanginiz daha güzelsiniz? İkimiz de güzeliz canım. Ay ben kendime çirkin mi diyeyim ama o da çok güzel biri. Bana benzesin. Çok güzeldir. Bence tabii ki sen daha güzelsin. Bence ikimiz de güzeliz. Herkes kendine güzel. Mesela sor bana, Çağatay Ulusoy mu daha yakışıklı sen mi de? Çağatay Ulusoy mu daha yakışıklı sen mi? Tabii ki ben. Tabii ki de sen. Tabii ki ya. Bir bak şuna bir bak. Bak şimdi bak. Bir şuna bir bak. Bak. Tabii ki de sen. Evet tabii ki ben daha yakışıklıyım. Diyeceğim bu puding ya. Çikolata sos gibi olmadı. Nasıl ya?
Bak açık olsa sonra biraz daha açık akışkan olmaz mı? Ben sana dedim ama o pudik kapatıyorum, kapatıyorum, kapatıyorum. Kapat yanacak yoksa. Hazır mısınız? Allah Allah. Elini yakma. Sus be. İçi pişti mi acaba? Hiçbir fikrim yok. Bunu birazcık soğutup buraya da çevirmemiz lazım. Bu çok zor bir görev ha. Çevirmemiz mi lazım? Evet. Nasıl çevirmemiz lazım? Biraz onun parçalanmasını geçtim. Bu çatlar. Biraz sonrasında. Bunu uzaklaştır ondan. Bulatada sosumuzu üstünü kabuk tutmaması için böyle 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 yapın. Nasıl yapın? Böyle 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 böyle. Burak, ben. Dur bakayım içi aç pişmiştir. Hey, inanamıyorum. İnanamıyorum. Şimdi nasıl anlayacağız? Dur birazcık son... Pişmiş değil mi? Pişmemiş mi? Burak. Pişmiş pişmiş herhalde. Pişmiş mi pişmemiş mi Burak? Pişmiş bence. Nasıl anlayacağız? Bunda pişip pişmeme mevzusu olmaz da mikserleyebildik mi mikserleyemedik mi o problem olur. Burak. Ama bence pişmiş gibi duruyor yani. Bak. Tadına bakmadan nasıl anlayayım hayatım? Kesiyorum o zaman. Şöyle bir tanesini al tabağa koy. Koy şuraya. Tarif sonuçta yani kek yapmayı da başaramadıysak sıkıntı. Koy bakayım çocuk adam. Bak burası niye böyle? Neresi? Nasıl anlayacağız? Fındık falan var mı bunun içinde? Hayır. Aa tüh. Ne yapayım ama ilki beceremedim ki daha. Bakayım bir. Bence bak. Pişmemekten ziyade kaynamış olması yani. Anlayamadım. Niye mimiklerin öyle demiyor? On numara olmuş. Şu an karar verilmiştir. Yesene. Yapabildin mi? Niye gülüyorsun? Ben bu gülmenden memnun olmadım. Ne olur ya. Ver bir tane bakayım. Üfleyeyim. Gel. Sıcak mı bilmiyorum. Üfle. Tamam al. Ne diyorsun? Bence çok iyi. Şöyle. Bence olmuş. Ama biraz daha pişse de olurmuş. Bence bu. Bunu fırınlatsam ne olur? Yok atma artık. Nasıl yani? Yenir. Ama bence biraz daha pişmeliymiş. Yani şey. Pişmeye böyle bir saniye kalmış gibi anladın mı? Atayım mı iki dakika? Yok atma. Yenir bu. Şu an olmuş bu. Olmuş mu? Olmuş. Güzel tadı. Vallahi güzel. Yanca yapmışız yani. Ya biz değil fırın yaptı gerçi de. Biz yaptık be. Ama belki daha yeni soğumadığı evet. İçin de öyle geliyor olabilir bana yani. Ona bence hiç gerek yoktu ya. Onu biraz şovunu yapıyorsun şu an. Evet ama azıcık azıcık çok azıcık olsun diye. Kek maceramız böylece bitti. Bence yapmayı başardık. Ya bırak, bu keke 7 veriyorum onun üzerinden. Bence de daha iyisi olabilirdi. İçine fındık katsaydım. Biraz fındık, bir de 30 dakika değil de 35 dakika pişirseydim. Bu var ya of, şov. Akardı diyorsun. Masa şef. Sen kaç veriyorsun kekine puan olarak? Ne oldu? Ben de 6 veriyorum. Ben 7 verdim. Ha ben 6 veriyorum gene de. 6 çok az değil mi? Tam 7 veriyorum. Yenecek gibi olmuş ağzımdan. Evet, böylece bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Karantinada Şeyda ile mutfak maceramızda kek yaptık. Kanalıma abone olmayı, Şeyda'nın kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer bu videoya kaç diyeyim bir şey söylesen. Bilmiyorum. 30 bin üzerinde like gelirse Şeyda ile beraber başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız bilmiyorum çünkü kolay bir şey. Aklıma bir şey gelmiyor ama kolay bir şey yaparız. 30 bin üzerinde like gelirse bu videoya. Evet. Poğaça yaparız. Poğaça yaparız. Gel videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Aynı zamanda Şeyda'nın kanalında da börek yapımı tarifi videosu. Evet. Onu da izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Şeybur bay bay.